Evet arkadaşlar, mebni kelimeleri tanımlarken bir önceki ünitede şöyle bir şey söyledik. Dedik ki mebni kelimeler dilin başından bu yana, yani dilin ortaya çıkışından bu yana kullanıla gelen, aynı şekilde kullanıla gelen, hiçbir şekilde sonu değişmeyen, nasıl vaz edilmişse yani konulmuşsa o şekilde kullanıla gelen kelimelerdir. Şimdi onların çeşitlerini göreceğiz. Envaul bina, yani mebni kelimelerin türleri. Fellezi la yetegayyeru ahiruhu imma en yekune mulazimen. Hiçbir şekilde sonları değişmeyen kelimeler. Bir, kelime türleri yani. Lissukuni, sükun, yani kuruluşu üzere. Lissukuni lem. Leme biz ne deriz? Mebniyun ale sükuni deriz. Evid damme. Haysu. Haysu mebni bir kelimedir. Her zaman sonu dammedir. Yani mebniyun ale damme olduğu için. Evet. Gene eyne fetha üzerine bina edilmiştir. Sonu fethadan kasıt, yani evil fetha diyor ya, sonunun fetha üzere bina edildiğine işaret ediyor. Yani her zaman sonu eyne şekilde olur. Yani eyni şekilde, eynü şeklinde kullanılmaz. Evet. Bir de kesre, mebniyün alel kesre. Kesreye bina edilmiş kelimeler vardır. Sonu kesreye bina edilmiş. Mesela Bismillahi, Allah'ın adı ile başlarım anlamında, bu kelimenin terkibin başındaki ba harfi cerdir, her zaman bi olarak geçer. Bü olarak geçmez arkadaşlar. Dolayısıyla mebni kelimeler de dört hareke üzerine kurulmuş. Mebniyun alel sükun, mebniyun alel feth, mebniyun alel kesre ve damme şeklinde kurulmuş olur. Dört tür olmuş olur. Sonlarına göre dört ana gruba dahil olmuş olur. Böylece arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunduk. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.